Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tekrardan envanteri sistemiyle beraberiz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar biraz daha böyle genel düzenlemeler yapacağız. Yani bazı görüşleri düzelteceğiz ve bazı hataları gidereceğiz. Ve sizden gelen birkaç yorumu yapacağım şimdi. Şöyle başlayalım. Oyunumuzu başlattığımız zaman nasıl desem buradaki slotlarla buradaki slotlar farklı gördüğünüz gibi. Hemen onları düzeltelim arkadaşlar. İlk başta bizim hazır olan slotumuza tıklıyoruz. Buradan background'ın arkadaşlar, buradan slot diyorum. Oyunumu başlatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane slotta, iki tarafın slotu da aynı oldu. Şöyle elimize aldığımız zaman gördüğünüz gibi başka bir slot geliyor. Eğer böyle kullanmak isterseniz bırakın. Fakat eğer yine şu arka plandaki şu siyah şeyden isterseniz canvas'ı tıklayıp taşınan item'ı açıyoruz. Bakın burası. Bunun background sprite'ini slot yapıyoruz. Bunu kapatalım sonra. Şimdi o da düzeldi. Şimdi bir bakalım hata ne var. Şöyle. Şimdi. Yani bakın burada 2 yazıyormuş. Ben de yeni fark ettim. Bakın. Burada 2 yazıyormuş. Şöyle yapalım. Onu beyaz yapacağız yani. Slot'u şöyle envantere. Şu slot alıp envantere atalım. Gördüğünüz gibi geldi. Zaten burada vardı. Neyse. İtem ikonuna dokunmuyoruz. İtem miktarına girip mesela buraya 10 yazalım. Daha sonra bunun rengini beyaz yapalım. Gördüğünüz gibi oldu. Biraz onu yana çekelim şöyle. Tabii siz bunu kendi slotunuza göre yapacaksınız. Bir de şimdi şu arka beyaz ya. Biz bunu elimize aldığımız zaman beyaz, arkada beyaz gözükmeyecek. Biz buna buradan add component deyip outline eklersek arkasını siyah yapar yazının. Daha iyi olacaktır. Şimdi bir de slotu tıklayıp apply deyip kaydedip bunu siliyorum. Ve tekrardan oyunu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha iyi gözüküyordur. Fakat elimize aldığımız zaman yine siyah oldu. Onu düzeltelim şimdi. Taşın item'ı açıyorum. Bunun içine girip miktarını 10 yapalım yine. Şöyle. Şu an pozisyonları güzel. Rengini beyaz yapacağım. Ve arka rengini arkadaşlar buradan siyah yapacağım. Hatta bunu sileyim. Tekrardan default olarak kendi rengini versin. Outline diyorum. Tamam, burası da oldu. Bunu tabii kapatıyoruz. Bakalım şimdi nasıl oldular. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha iyi oldu. Şimdi üstüne geldiği zaman yani slotun üzerine geldiğimiz zaman burada ekran çıkıyor. Eğer bu ekran aynı böyle bizi takip etsin istiyorsanız onu zaten bunu yapardınız aslında. Yani yapmak isteyen yapardı. Aynı bunu yazdığımız kodu bunu yazacaktı. Fakat biz yine gösterelim. Belki yapamayan arkadaşlarımız olabilir. Bunu envanter koduna giriyoruz. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bizim bu nerede? Şimdi bulalım onu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir kod kullanmıştık. Taşıma panel. Mouse'umuzun X ve Y koordinatlarına eşit olsun diyorduk. Bunu böyle alıyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Bilgi paneli yapıştırıyoruz. Taşıma panel yerine bilgi panel diyoruz. Bilgi panel. Daha sonrasında bunlar hep aynı kalıyor zaten. Tekrar oyuna girdiğim zaman ve şöyle bir şey yapacağım. 2D diyelim. Bilgi panel tıklıyorum. Bakalım bunun pivotu neredeymiş. Bakın pivotu burada arkadaşlar. Biz bunu biraz da yukarı alacağız. Şöyle bir yer. Çünkü hani mouse'umuz hatta biraz da yukarı alalım. Şöyle bir şey yapalım. Mouse'umuz bizi oradan takip etsin. Şöyle oyunu başlattım. Geliyorum buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizle beraber bizi takip ediyor. Tabii siz bunu isterseniz böyle yaparsınız. İsterseniz burada yaparsınız. Size kalmış. Şimdi gelelim farklı bir şeye. Bunun içine resim koymak kısmı o da size kalmış arkadaşlar. Bunu kendiniz yapın. Hatta bunu kendinize bir hedef olarak belirleyin. Onu yapın siz arkadaşlar. Yaparsınız emin olun. Şimdi oyuna bir daha baktığımız zaman ne eksik kalmış? Şöyle balta. Biz böyle yaptık. Alıp buraya koyabiliyoruz. Bunları böyle çevirip yapabiliyoruz. Ne kaldı? İkiye ayırabiliyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Hani biz oyunda sürekli envanterimiz açık kalacak diye bir şey yok. Envanteri kapatıp açmayı yapalım. Bunun için kodlara sağ tıklıyorum. Create'den C# diyorum.
İsmini oyun ayarları diyelim. Oyun ayarları. Daha sonra burada arkadaşlar bizim envanter panelimizi kodlayacağız. Şöyle yapalım. Public game object. Neydi bunun ismi? Envanter panel diyelim. Şimdi oyun başladığı zaman arkadaşlar bir de buna bool yapacağım. Bunun açık olup olmadığına bakacağım. Bool envanter diyelim. Bool'umuz envanter olsun. İlk başta arkadaşlar envanter false olsun. Yani envanter kapalı olsun. Update'in içine giriyorum. Eğer oyun devam ettikçe eğer oldu ki envanterimiz açık olursa bizim yukarıdaki envanter panelimiz set active true olsun diyorum. Eğer kapalıysa arkadaşlar envanter panelimiz şöyle false olsun diyeceğim. Şimdi gelelim bu envanteri açık atmaya. Bunun için de if diyorum. Input bir tuşa bağlayacağım bunu ben. Get key down. Tuşun kodunu yazacağım şimdi. Key kod nokta. Şimdi siz buradan istediğiniz kodu verebilirsiniz. İstediğiniz numarayı ya da istediğiniz bir harfi koyabilirsiniz. Ben E yapacağım. Eğer E tuşuna basarsam envanter eşittir. Ünlem envanter. Yani açıksa false. False'a kapat. Yani şöyle true'ysa false. False'a true yap diyeceğim. Şöyle girip şuraya sağ tıklıyorum arkadaşlar. Create empty diyorum. Bunun ismini arkadaşlar şöyle oyun ayarları diyelim. Daha sonra bunun pozisyonlarını falan resetleyelim. Oluşturduğumuz kodu buna atıp bakın envanter panel diyor. Buraya gelip envanter panelimizi atıyoruz. Ve oyunumuzu başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi burası gitti. Şöyle yapalım. Evet, çok saçma şeyler oldu şimdi. Niye acaba? E'ye bastığımız zaman geliyor. Fakat çünkü niye böyle oldu? Envanter kodumuz kapandığı zaman kod bunun içinde olduğu için o zaman şöyle bir şey yapacağız. Canvas'a tıklıyorum. UI'dan. Hatta create empty diyorum ismini. Envanter diyelim. Envanter panel diyelim. Bunu şöyle tam ekran yapalım. Daha sonra bu envanter panelimizi, bilgi panelimizi, taşıma panelimizi bunun içine atıyorum arkadaşlar. Yani bizim bunu kapattığımız zaman hepsi kapanacak. Bu oyun ayarları kısmındaki envanter panelde arkadaşlar yeni oluşturduğum şeyi atacağım. Şimdi herhalde olmuştur diye düşünüyorum. Evet, şimdi oldu. Oldu mu? Oldu yani. Bakalım bir sıkıntı var mı? Kapatıyorum. Evet, burada bir hata var. Çünkü biz zaten oyunumuz eğer envanterimiz açıksa mouse'umuz gözüksün. Fakat envanteri kapattığımız zaman mouse'umuz ortaya sabitlensin, gözükmesin diyeceğiz. Yani bunu yapmak için update'e giriyorum tekrardan. Eğer envanterimiz açıksa şöyle diyeceğim. Kursor yani bizim bu mouse'umuz nokta visible gözükmesi diyorum. True olsun. Ve aynı zamanda screen nokta log kursor diyorum. Log kursor. Bu da arkadaşlar bizim şeyimiz olacak. Mouse'umuzu tam ortaya sabitliyor arkadaşlar. Bu true olacak pardon. Visible true olacak. Log kursor false olacak arkadaşlar pardon. Bizi ortaya sabitlemeyecek. Fakat envanterimiz kapalıysa bizim kursörümüz yani mouse'umuz da kapansın. Ortaya sabitlenme açılsın diyeceğim. Ve ben ayrıca şu nerede benim envanterim? Bunun içindeki şu şeyi kapatıyorum. Benimki sabit kalsın. Bizi takip etmesin diyeceğim. E'ye basıyorum. Bakın mouse'umuz gözüküyor. E'den çıkıyorum. Mouse'umuz kapanıyor. Buradayken böyle oynayabiliyoruz. Şöyle. Bu sabit kalıyor bende. Tamamdır. Bu da tamam oldu. Şimdi sıra geldi neye? Aynı zamanda arkadaşlar eğer bakayım şu karakter koduma. Karakter kodumda ben şey yapmış mıydım? Bizim alttaki herhalde yapmamışım. Şu karakter panelinde arkadaşlar aynı bu sistemi yaparak şunları nerede bu kod? Pardon. Aynı bu sistemi yaparak o alttaki cam paneli falan açıp atabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bugün bir videoda gelecektir. Yani 9'da bir 10 dakikalık video için bir gün size şey yapmam, bekletmem.
Bugün bir video daha atacağım. Yani birazdan bir video daha çekeceğim. Evet arkadaşlar, şu an ekrana çıkan abone ol tuşuna tıklayarak bize abone olabilirsiniz ve iki tane haftada çıkan videolara tıklayarak videolarımı izleyebilirsiniz. Eğer videodan bir şey anladıysanız alttan videoyu beğenebilir. Eğer anlamadıysanız alttan yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Oyun yapmalar. Bay bay.